Gelişme ekranlarından ve çatı programından herkese merhabalar efendim. Gördüğünüz gibi bahar geldi Kıbrıs'ıma. Güllük gülistanlık, iki gün yağmurcuk çiselenir, üçüncü gün versin güneşe efendim. Çok güzel bir gündeyik elbette. Neredeyik? Bu hafta çok güzel bir köydeyik. Aslında birçok hikayesi olan bir köydeyik ama bugün bambaşka bir hikayeyle buradayız. Tabii ki Hisarköy'de geleneksel olarak yapılan Orkide Festivali'ndeyik bugün. Böyle kebap kokularının ortasına doğru giderek çok güzel Sıla Dördün şu anda duymuş olduğunuz harika fon müziğiyle tam bir buram buram Kıbrıs Festivali oldu. Daha yeni geldik tabii ki ama daha önce yapılan festivallere birçok kez katılmışlığım oldu. Şimdi Hisarköy ama bir Kıbrıslıya sorsan işte neredeydin bugün Hisarköy? Neresidir bu orası der. Çünkü biz Kıbrıslılar genelde köylerimizi halen daha eski adlarıyla bilirik. Dolayısıyla ben Gambilli demek isterim. Burada Gambilli'deyik efendim. Gambilli'de Orkide Festivalimiz var. Niçin orkide? Bakın arkada da görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Bu bölge Gambilli bölgesinde bulunan gene endemik bitki, gene çok güzel bir orkide türü olan bu türün heykelini göreceksiniz. Çünkü buralarda inanılmaz çeşitliliği olan bir orkide türü var. Tabii ki korunur. Yürüyüşü yapılır, bu güzel bitkileri görürler, ederler falan. Çok güzel bir bitkidir orkide. Zaten dünyada da çok çeşitliliği olan, orkide türünün çok çeşitliliği olan bir ülkede yaşarak Kıbrıs'ımızın değerini iyi bilmek lazım. Şimdi nereye geldik efendim? Gambilli'ye geldik. Orkide Festivalimiz var. Buraya katılanlara tabii ki de sorumuz var. Öyle beleş televizyona çıkmak yok. Kusura bakmayın efendim, kusura bakmayın. Sorumuz şu olacak. Tabii ki maksat muhabbet yani. Kıbrıslılar saç gurutma makinesine ne söylerler? Bakalım bilecekler mi? Sen bilir misin Faruk? Bilmen çünkü kel olduğun için kullanman. Kullanmayınca da bilmen. Allah'tan karın kuafördür, berberdir. Onu bile bilmen Faruk. Neyse. Evet bakalım saç gurutma makinesine bizler Kıbrıs'ta ne söylerik? Hadi bakalım Gambilli'nin bu güzel sokacığını gezmeye başlayalım. Yok yok, tut elinde, tut lütfen. Evet, lefkara işi çok önemli bir değer aslında Kıbrıs için. Bizim kültürümüzü yansıtan bir işlemedir. Bir gösterebilir miyim rica etsem? Bak tam sen de şeyine uygun işlen ha. Kimisi yastıksız işler, birin ikiye ayrılmıştır bu durum. Yastıklı işlenmeli, yastıksız işlenmeli diye. Evet, her ikisini de işliyoruz. İsim ne? Fatoş İsvendiyaroğlu. Fatoş Hanım, kimden öğrendin lefkara işini, işemesini? Behiye Hoca Hanım var. Aha. Kadın kursuna gittim. Orada öğrendim. Yani ve 6 yıldır da yapıyorum. Çok da güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok da güzel takılar üredin anladığım kadarıyla el işinde. Evet. O nedir? Kitap arası. Allah seni kahret diye. En son okuduğun kitap? Ali Baba. Allah'ım. Evet, Orkide Festivali'ndeyik. İki gün sürecekmiş zannedersem. Nasıl gidiyor? Daha gerçi yeni başladı ama. Daha şimdilik pek bir şey yok. Aha. Daha önce katıldı mıydın festivale? Her yıl katılıyoruz. Peki neden Orkide Festivali? Bilir miyiz? Yok. Buralarda çok güzel orkideler yetiştiği için efendim. Peki, Kıbrıs kelimesi soracağım sana. Bakalım bilecek miyim? Bakalım. Nerelisin? Orada. Çamlıbel. Çamlıbellisin ha. Hellimcik var orada. Çok severek Yusuf Akman var. Evet. Evet söylüyorum. Biz Kıbrıs'ta saç kurutma makinesine ne söylerik? Fön makinesi. Yes, doğru cevap efendim. Çok teşekkür ederim. Bol satışlar olsun inşallah. Hadi ayağımızı sürüyorum. İnşallah. Özellikle burayı çekebilin orayı lütfen bak. Gerçi kilocu kaldık ama idare edecek. Boş ver. Boş ver kiloyu ya. Boş ver. İçimiz güzel olsun. Her şey yakışıyor. Yukarıdan bakınca dedi. Abi tamam yani. Neyim birazcık. Nasılsınız? Gel buyurun böyle. Deyzeciğim ne yapın? İyisin. Ha? İyisin.
Çok şükür. Geldin festivale? Ya. Hadi bir dolaş bakalım, beğenecek miyim? Beğenecek. Hadi bakalım beğenecek miyim? Yürü buyur. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ben deyim böyle çıkayım sekiciye de ancak size ben yetişeyim. Evet, festivali nasıl bulduk? Şahane. Güzel. Çok. Daha yeni yeni başladı gerçi. Yeni başlıyor. Biz de bir gezelim görelim istedik. Niçin orkide festivali, bilir misiniz sebebini? Bilmiyorum. Çünkü buralarda çok güzel orkideler var efendim. Mutlaka gezin görün, sakın koparmayın. Bunların bir tanesi de benim eşimdir. Ay işte böyle de centilmendi. Duy Hüseyin. Duy Hüseyinciğim. Sen de bana bir papatya de, bir sümbül de, bir şey de yani. Hüseyin bilirim. Bilirim, bilmem. Şimdi Kıbrıs kelimeleriyle aranız nasıl? Pek yok ama alayım. Soruyorum. Kıbrıs'ta acaba saç kurutma makinesine ne söylerler? Sınıfta kalıyorsun. Yok. Yok. Fön makinesi. Ona. Evet. Zaten odur. Fön makinesi efendim. Saç kurutma makinesi demeyik. Biz fön makinesi deriz. Güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi gezmeler size. Hadi bay 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 bay. Burada paluze mi var? Ne var? Sonra sucuklar var. Ne var başka? Bu neydi? Dur bakayım. Baf sucuğu. Neydi adı? Özdemir. Köfter mi? Ne de? Hah. Köfter derler. Kuru üzüm. Yaşa, ne yapayım? İyiyim. İyi de gördüm seni de. Vallahi yani. Hep seni uzaktan televizyonlardan izlerim yani ya. Ben içinizden biliyorum. Aynen. Kalbimizde, aynen. Kalbimizin en derin yerindesin yani sen. Canım benim, Allah razı olsun. Senin mi? Siz mi yaparsınız bu güzel şeyleri? Benim birinci standta. Geleceğin ona dökeceğim sen. Geleceğin. Aman Allah'ım. Yok kafayı bulalım. Ne var? İç dünya ekşiğin altına geç. İçelim, güzelleşelim ne yiyorsun? İçtik sonra. Geliyorum, tamam. Kolay gelsin. Şimdi sucuğumuz, şimdi karıştırma olmasın tabii. Sucuk başka bir şey. Yani Kıbrıs'ta sucuk en azından sizin bu etli dediğimiz pastırma mevzusu değil. Bizde sucuk üzüm suyundan yapılan, çok zahmetli olan, içinde badem veyahut da ceviz bulunan çok güzel bir, ne derler ona? Tatlı mı derler acaba? Tatlı derler. Ay yani bak reklamına bak. Ablam sen mi yapan? Evet, kendim yapıyorum. La 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 la. Şeker var, ne gidiyoruz? Tam baf usulü. Harika. Ablacığım nasıl gidiyor? Neredesin? Şimdi daha başlamadı. Bundan sonra kısmetse beni çekme. Kısmetse. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bol satışlar. Bay bay. Ne yaparsınız? Hani sen babam sabahın köründe aradım gelini. Ne yapan lokmayı? Hem yaparım hem yerim diyorsun, hem diyetimi de yaparım. Evet. Öyle. Sevgili izleyiciler, yeşil önlük, lokma ve şamişi de bir numara, onu söyleyeyim. Ve bundan böyle de marketlerde, değil mi ablam? Anlat bize. Seni bulmuşken nikahı kıyayım. Evet, marketlere de başladık verelim. 5-6 markete başladık şu anda. Arkası gelecek. Ama pişmiş bir şekilde değil, onu söyle, en önemlisi. Tabii. Pişmiş bir şekilde değil. Tabii. Donmuş şekilde buzluklara koyacaksınız, alıp dip frize. Oradan kızgın yağ atacaksınız. Bir güzel kızartıp şerbeti atıp yiyeceksiniz. Bak, çıtır çıtır, inanın bana, harika, muhteşem. Mutlaka alın, sen de bilin, biliyorum. Yok. Ne bu sabah sen de? Yani 2 gram bana zayıfladın dediler. Onu da bana, ne insansın be? Aşkım soruyorum. Biz Kıbrıs'ta saç kurutma makinesine ne söylerik? Fön makinesi. Doğru bildin lokmacı güzeli çak. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Haydi çileklere bak. Çileklerimiz harika. Nereden geldi bu çilekler? Yeşil Irmak'ın çilekleri maşallah. Ve Nilser ablama geldim. Nilser ablam,
Gene işler her zamanki gibi. Bakın, çatoz eşittir sele sepet. Nilsen ablacığım da çatozlu. El emeği, göz nuru çok ama çok güzel şeyler bunlar. Ve tabii ki neredeyik? Gambilli'nin güzel Orkide Festivali'nde. Napang nasıl gider? Güzel. Şey daha da beklerik, başlangıç olsun. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Bereketli satışlar. Görüşürük. Napang teyzeciğim. İyiyim, hoş geldiniz. Pastelli mi isten, sucuk mu isten, her paluze şey var. Var. Sen bastın. Mi yapan paluzeyi? Yok. Kız kardeşimin kızı yapar. Kız kardeşin, sen de satan. Evet. Ben evet, o yakınlardan Avtepeli'yimde. Pardon. Kaçlıcalıyım ben. Kimlerdensin be? Babanın adı ne? Evet. Aa, sen nerelisin? Avtepeli, yakındır köyü. Ha bak, hemşeriyim oldun. Köylüyüm oldun Faruk. Nereden anladın be? Ben çok iyi tanırım. Allah Allah. O da yakındır köyü. Tabii. Helal olsun Faruk'a. Bravo. Ya bugün yolda giderken, hemen anlatayım önce. Yolda giderken Faruk'a dedim ki ne sorayım be Faruk, ne sorayım acaba? Neyse aklıma benim, dedim ki yok bu soruyu soracağım işte, siz bilirsiniz. Neyse o da dedi ki yok bak neyi sor bilin dedi. Hani böyle arabalar dedi yokuşta durur ya da tekerleğinin şeyini önüne koyarlar kaymasın diye. Ne derler onu? Androş. Herkes bildi. Ben bilmezdim androşu. Demek ki hiç yokuşu arabamı bırakmadım. Hayır, hep el frenini çektim. Demek ki hiç ondroş kullanmadım. Halil abi ne yapın? Gene macunlarıyla uğraşta durur. İki gözüm. Yok da teşekkür ederim. Sesinden anladım şimdi. Androş. İlle lazım androş koyası. Allah Allah, androşu bilemedim. Tebrik yok anam, işte bak sizin o taraflarda var ki androşa ihtiyacın oldu. Şehirli oldu bu, şehirli oldu bu, hiç sorma. Aman anam, tarhana mı zehirlenmesinler bu sıcağın içinde. Tarhanamız, sevgili izleyiciler, hellimimiz, talarımız, pirohucu çok... Yakın adamın bıçıktan şimdi. Aman ana sonduro, ne koydun içine? Yok, o şey. Nedir bu? Manzurana. Ne? Manzurana. O ne diye? Nedir, hiç duymadım manzurana. Biberiye? Yok, olamaz. Lazmarin. 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 Bizde manzurana da derler. Şimdi bu zile... Mümkün değil, içemem ben bunu. İçermiş gibi yapacağım, tamam? İç, bir daha da çek edem onu. Yok ya, senin sabah sabah 2.80 olacak bu araçta. Senin gününün güzel geçmesini, hem de aşk hayatını düzenle. Bu aşk senin... hayatım. Aşk o zaman hayatım. Koca ya bu içi, o, lazım beraber içelim. Tek taraflı olmaz. Bir sene iş gidiyorken kocayla da iş. Bak ben içmeden aşkımla evet. Aram iyi ama. Şimdi bir şey söyleyeyim. Söyle. Tabii ki Zivaniya Kıbrıs'a özgü bir alkol. Alkol oranı çok yüksek. Şimdi bana kızmayın sakın. Tabii ki alkollü sakın araç kullanmayın. Emniyet kemerinizi bağlayın ama evde daha böyle eğer keyif yapacaksanız mutlaka Zivaniyacık için. Çünkü evet. Zivaniya alkol oranı çok yüksek ama Zivaniya'nın aslında birçok faydası var. Diyelim ki soğuk aldın, hapşurun, tıksırın, ölüyorsun. Hemen karıcığına söyleyeceksin ya da kocacığına. Ol beni. Evet, duydu arkadaşlar. Çek! Çek be! Evet. Hüseyin ne yapsın, iyidir. İşler, evet, çocuk hemen bakar. Geldi arkadaşlar. Afiyet baş eder olsun. Duyan geliyor. Duyan geliyor evet. Zivaniya'ya. Hop! Bu kaç? O kadar da ooo, hellimi de daya. Diyeceğim şu ki... Yani hemen ovunduğunuz zaman ve yattığınız sıcak tutacak sizi ve hemen bu eğer soğuk aldıysanız geçer. Veyahut da boğazınız gerçekten çok kötü oldu. Zivaniya ile gargara yaptığınız zaman oradaki mikrop ölür ve gerçekten boğazınız iyileşir. Yok yok. Zivaniya birçok şeye gerçekten faydalıdır. Ama her şeyin fazlası zarar elbette. Zivaniya Kıbrıs'a geldiğiniz zaman mutlaka Zivaniya'yı mutlaka bir deneyin derim her zaman. Şerefe, evet. Hadi. Sağlığımıza. Sağlığımıza. Çek, çek beni, çekemem. Çek. İçemem. İçemem. Sen yapan bu arada bunu. Aynen. Peki izleyicilerimize anlatalım aslında. Zivaniya neden o alkol oranı yüksek ve nereden yapılır? Yani bir bilgi eksikliği var size. Zivaniya'nın aslında
alkol oranı yüksek diyor. Şu anda içtiğimiz Zivaniya'nın alkol oranı %47. Avrupa Birliği'nin yani genelde alkolların üzerine %45 yazar. Biz de el usulü, köy usulü olduğu için %47 de utarık. Tamam, yani ama bu Zivaniya en bıktan akmaya başladığı anda her yıl farklı. Bazı yıl %82, %80, %72. İlk 5 litre, 10 litre her gazandan akar. Ondan sonra bunu %50'lere, %40'lara, %30'lara kadar, %25'e kadar alırız. %25'te durdururuz. Çünkü o özelliğini artık %25 ile %50, %60'ı karıştırdığımızda dereceyle ölçüp %47. Yani şu anda çok adamı çarpmasın. Yani. Aynen. %60, %70 alkol uğunmak için veririz biz onu. Yani uğunmak için. İçmek için değil. Şu anda içtiğimiz Zivaniya'nın alkol şeyi %47. 47. Bence gayet tam normal. Yani peki nereden yapılır? Ham maddesi nedir Zivaniya'nın? Bir tek ham maddesi vardır. Üzüm. Siyah üzüm, sultan üzüm. Hiç fark etmez ama en güzeli siyahla beyaz üzümün karışımıdır. Yazda biz, hani sucuklarınız Meryem, biz yazda sucuğu yaparken sırf posayı zayi etmemek için, posaları atmamak için posaları 40 gün hiç hava almayacak şekilde büyük varillerde saklarız 40 gün. 45. gün, 50. gün, 55. gün artık vakit bulduk sonra gazanımız var. Gazandan sonra ımbık vardır. Evet. Orada kaynatırız. Kaynattıktan sonra ımbıktan Zivaniya akmaya başlar. Şimdi bir şey geldi aklıma. Su tabii ki karıştırılmaz. Rakı gibi değil sevgili asla izleyiciler. Bakın bunu ben bir bilgi olarak veririm. Yanlış anlamasın bizi izleyiciler. Sanki böyle alkol tanıtımı yaparmış gibi değil ama yani nereye giderseniz gidin, hangi festivale giderseniz gidin Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'a geldiğinizde mutlaka Zivaniya derler. Çünkü bu da Zivaniya Kıbrıs'ımıza özgü bir alkol. Özellikle Baflıların olduğu yerde Zivaniya, hellim, peynir, sucuk asla eksik olmaz. Biz de bir Baflı olarak kendi kültürümüzü, kendi geleneğimizi, kendi öz şeyimizi sürdürmeye çalışırız. Bir daha söyle, suyla asla. Asla ve asla ne karıştırılır, ne üretilir kan, ne içilir kan. Bir de Zivaniya'nın güzelliği doğal kendi şeyidir. Yani evet, ne rengi, özü, suyu hiçbir. Ve Zivaniya'nın bir özelliği daha var. Nedir? Söyle bakayım. Yanıcıdır. Başka? Difrize koyduğun zaman asla hiçbir şey olmaz. Donmaz. İçinde hille varsa, su varsa donar. Şişe patlar. Ama eğer ki safsa, doğalsa benim oradan al bir tane hediye getir, at difrize. Bir sene sonra gene festivalde buluştuğunuzda getir, asla çatmaz. Evet, yani kesinlikle. Bildiğiniz sıvı şekline hiçbir donma olmadan difrizinizde saklayabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim abiciğim. Allah hep razı olsun. Seninle bir röportaj etmeyi hayal ettiğim bugüne kadar. Aman iki gözüm. Senin programlarını çok beğenirim. Çok teşekkür ederim. Benim hanımın amca kızı var, bir tane Zehra. İkiz olsanız bu kadar benzemez. Bu kadar benzemez. İnsan insana benzer. Tabii ki çitlemit de yedim ben. Çitlemit gibi ya. Şimdi Fatih abanın yeri. Dedim ki Fatih abaya o sıra açıyorum. Ama çok sevgili Halil abim ve Fatih ablamın sevgili kızı var. Şimdi burası benim için özeldir. Çünkü Kıbrıs'taki neredeyse birçok çeşit macunu burada bulabilirsiniz. Pilavunasını bulabilirsiniz ve burası harika bir peksemet üretti. Portakallı. Tek. Portakallı. Tek, Kıbrıs'ta tek. Evet. Anlat Halil abiciğim. Evet. Hanım anlatsın daha iyi. Hayır sen anlat abla. Nasıl yapılır bu peksemetçik? Bu peksemetin içinde yani taze portakal. Bak. Evet. Portakallının özü de var. Yani zaten yediğin zaman o portakal şeyi var. Evet. Yani normal işte taş fırında pişiriyoruz. Helal olsun size. Ellerinize sağlık. Elma garınası var orada. Neler yok ki, neler yok ki. Tabii ki bu simaları bütün neredeyse festivallere katıldıkları için elbette bilirsiniz. Nasıl geçiyor abi? Daha gerçi başlamadı tam olarak. Başlamadı, ama evet. İyidir yani, havamız da güzel. Yani, yazlığı geri getirdi. Evet, evet. İyidir yani. Bahar geldi. Bir sorum var. Soruyorum. Kıbrıslılar acaba saç kurutma makinesine ne söyler? Fön makinesi. Yes, doğru cevap efendim. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kolaylar gelsin. Adaç
çayı. Kıbrıs'ımıza abla, bu arada ha aynı. Yaşa be. Hani bazı şeyler vardır ya, işte o şeyin kokusunu vurduğu zaman size, tütlendiğiniz zaman bir şey anımsatır. Bizim dağlarımızda birçok kekik türü dışında tabii ki çaylarımız da var ve en böyle yaygın olanı tabii ki ada çayıdır. Ada çayının böyle dedim ki abime, bu kokuyu ellerime sürerim ve bildiğin buram buram Kıbrıs'ım tüter. Aynı şekilde ona da o çağrışım yapar. Yaşa. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Hemen mangala doğru gidelim. Hop hop. Mangalcı başı, mangalcı başı. Ne yapıyorsun? Şeftaliler. Bak bak. Et şişler bol kuyruk yağlı. Köfte tarzım değil. Ne yapan? Çok şükür olsun. İyi. Mangallarımız yandı. Evet. Müşterilerimizi bekleriz. Yoksa... Tabii ki, tabii ki bekleriz. Seven dileyen buyursun. Oh, şeftali kebabına gel. Bu arada sanırım açılış yavaş yavaş gerçekleşiyor. Belediye başkanımız ve köylülerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Aynen, hoş geldiniz. Nerelisin? Hisar köylüyüm. Gambillilisin. Evet. Taş nerede ya bu Gambillinin taşı? Meydan göremedi. Şimdi Gambilli'ye gelmişken bu hikayeyi de duymak lazım. Anladın mı bize bu daşın hikayesini? Bu daşın hikayesi eskiden yastık yarışması yaparlarmış. Köyün gençleri bir kızı istediklerinde. Evet. Artı o daşın kaldırılması. Yastık yarışında birinci gelen ve o daşı da kaldıran istediği kızı alırmış. Yastık yarışı neydi? Mesela bir yere bir yastık kollardı. Onu... Bulurlardı. Hayır. Koşu misali. Koşu misali. Allah'ım, yani Gambilli'den kız almak ne kadar zormuş kardeşim. O taş kaç kilodur acaba? Kırılmadan önce 100 kiloydu. Şimdi... Senin eşin buralı mı? Yok değil. Ben buralıyım. Yemin ederim ben sana. Ben çok kaldırdım. Kaldırdın yani. Tabii. Ya şap, bir göster pazularını. Kas, Allah. Hani pazuları göster göster. Oh yes, işte Gambilli erkeği, yes. Ne yaptı? Eski muhtar. Eski muhtar eşeğin üstüne mi koydu Gambilli, o taşı? O taşın adı nedir bu arada? Taş. Taş, taş, taş. Gambilli'nin taşı. Gambilli taşı, yaşa. Evet, bir sorumuz var. Bu arada şeyi de soralım tabii ki. Niçin Hisarköy'de, yani Gambilli'de Orkide Festivali? Orkidelerimiz çok olduğu için... Artı her çeşitten de bulunduğu için. Süpersiniz. Çok da severek efendim ve çok da güzeldir. Ve yeni de bak şeftalilerin vursun koku, vursun kaşma, vursun. sevgili izleyicilerimiz, kesinlikle bu güzel bitkilerimizi yasaktır efendim kesilmesi. Doğayla bir bütündürler. Lütfen evinize söküp götürmeyin. Soruyorum sana. Biz Kıbrıs'ta saç kurutma makinesine ne söyledik? Ne makinesi? Saç makinesi. Söfen makinesi. Ön makinesi. Yes, doğru bildin efendim. Kolay gelsin. Bol şeftalili. Buyurun, ikram edelim. Çok teşekkür ederim. Bol şeftali kebaplı bir gün olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, geldik bir programımızın daha sonuna. Bu hafta neredeydik? Gambilli'deydik. Yani Hisarköy'deydik. Gambilli'nin Orkide Festivali var. Tabii ki Kıbrıs'ımızın bu verimli topraklarında birçok bitki yetişirken özellikle bu bölgede birçok türde orkideler var. Dolayısıyla tabii ki Orkide de ismini vermiş bu güzel festivale. Ne sorduk? Tabii ki Kıbrıslılar acaba saç kurutma makinesine ne söylerdi sorumuz? Tabii ki fön makinesiydi. Güzel bir festival oldu. Kalabalık olmaya başladı. Gerçi biz daha başındaydık ama standlarda yer alan Kıbrıs kültürüne ait el işleri, yemeği, içeceği satan insanlarla birazcık muhabbet ettik. Güzel oldu. Sorumuzu da bildiler. Bu hafta bizden bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Açtır biraz laf aramızda. Yok yok. Tabii ki böyle yolu karıştırdık, bir kere onu söyleyeyim. Karıştırmadık aslında. Laf azamlığa daldık. Dalınca da bayağı bilin güzel yurda gittim ama sonra. O yüzden böyle tuttuk buraya gelebilmek için yolu. Dedim ki Faruk, vallahi be Faruk, bu güneşçiyi gördüm. Direkt ben böyle hayallerimde mangal, böyle şiş kebapçı, bidecik, soğancık geldi aklıma. O yüzden
Hemen mangala doğru gidelim. Hop hop.